Bu dersimizde araştırma tasarımı ve istatistik test seçiminden söz edeceğiz. Bundan önceki 3 dersimizde parametrik ve parametrik olmayan testleri işledik. Bu derste de hangi araştırma tasarımının uygulanacağına nasıl karar veririz, hangi istatistik testlerinin uygulanacağına nasıl karar veririz soruları üzerinde duracağız. Kullandığımız araştırma yöntemleri kitaplarının birinde araştırma süreci şöyle bir şekilde anlatılmış durumda. Bu araştırma sürecinde önce araştırmacının kafasında bir ilgi, bir fikir, bir kuram var. Yani acaba şu değişkenle bu değişken arasında bir ilişki olabilir mi? Şu kuram şu sorunun içinde geçerli olabilir mi? Gibisinden. Bu çalışma sırasında araştırmacı hangi değişkenlerle ilgileniyor ise önce bu değişkenleri, bu kavramları kavramsallaştırması gerekiyor. İşletimselleştirmesi gerekiyor. Bunu ilk haftalardaki derslerimizde görmüş ve çeşitli örnekler vermiştik. Aynı zamanda araştırmacının bu kafasındaki araştırma sorusunu nasıl yanıtlayabileceği ile ilgili olarak, hangi yöntemi kullanabileceği ile ilgili olarak da düşünmesi ve bir karar vermesi gerekiyor. Aynı şekilde araştırma eğer bir örneklem seçimine dayanacaksa ne tür bir evrenden, hangi büyüklükte ve hangi örneklem seçme türüne göre örneklem seçeceğini kararlaştırması gerekiyor. Kavramsallaştırma, işletimselleştirme aşamaları geçildikten, ölçme için gerekli veri toplama araçları hazırlandıktan, yöntem seçildikten, örnekleme karar verildikten sonra veri toplanır. Bu gözlemler dediğimiz hanede biliyorsunuz biz gözlem sözcüğünü hep çok geniş kullandık ölçme anlamına. Sonra bu veriler işlenir, temizlenir, analiz edilir ve sonuçlar rapor edilir. Kabaca araştırma süreci bu. Biz bugünkü dersimizde önce bu araştırma tasarımı diye adlandırılan bu aşamayı göreceğiz. Arkasından da hangi istatistiksel testi kullanacağımıza nasıl karar verdiğimizi göreceğiz. Tabii bir araştırma sırasında öncelikle daha önce gördüğümüz ne tür bir amaçla o araştırmayı gerçekleştireceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunu da keşfetme, tanımlama ve açıklama olarak 3'e ayırmıştık hatırlayacak olursanız. Keşfetme daha çok henüz hakkında çok fazla bir şey bilinmeyen, çok fazla araştırma yapılmamış bir konuda nasıl bir araştırma yapılıp yapılamayacağını test etmek ve daha sonraki araştırmalar için belki de yöntem geliştirmek amaçlanıyor. Tanımlama ise amacımız araştırmadan belirli bir araştırma sorusunu cevaplamak için gözlem, ölçüm yaparak durumları ve olayları nicel olarak tanımlıyoruz ayrıntılı bir şekilde. Açıklama ise daha çok neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak için ya da farklı durumlar arasındaki, koşullar arasındaki farkları ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalardı. Tabii araştırma sorusu deyince burada ilk haftalarda da gördüğümüz gibi öncelikle ölçülebilir, araştırmanın sonunda cevabı verilebilir bir araştırma sorusu yaratmak lazım. Dolayısıyla da bilimsel araştırmalardaki araştırma sorularının, özellikle ampirik verilerle test edilecek olan araştırma sorularının uygun bir şekilde formüle edilmesi gerekiyor. Örneğin, ölüm cezası doğru mudur? Alkol ve ilaç bağımlılığının tedavisi nasıl olabilir? ölüm cezasıyla ırksal ayrım arasında bir ilişki var mıdır? Polis suçluluğu etkiler mi? Yoksulluk çocukları nasıl etkiliyor gibi sorular aslında iyi formüle edilmiş sorular değil çeşitli nedenlerle. Örneğin bir kısmı bilimsel olarak ampirik veriye dayalı olarak test edilemez ölüm cezası doğru mudur, değil midir örneğin. Bir kısmı sadece değişkenler verilmiş araştırma sorusu değil, örneğin ölüm cezası ve ırksal ayrım gibi. Bir kısmı çok genel, örneğin polis suçluluğu etkiler mi? Bunların daha spesifik olması lazım. Sağ tarafta ise nispeten ampirik verilerle test edilebilir araştırma sorularını görüyorsunuz. Örneğin keşfedici araştırmaya örnek olarak son 10 yılda Ankara'da çocuk suçluluğu vakaları arttı mı? Suçluluğu tırnak içerisinde gösteriyorum çünkü çocuk ve suç kavramları araştırmacılara göre farklı şekilde yorumlanıyor. Çocuksa suçlu olabilir mi, olamaz mı? Yoksa eğitilmesi, ıslah edilmesi gereken kişiler mi diye. Tanımlayıcı araştırma, çocuk suçluluğuna anne babası boşanmış ailelerde daha mı sık rastlanmaktadır? Ya da açıklayıcı bir araştırma sorusuna örnek olarak, boşanmanın yarattığı duygusal dengesizlik nedeniyle boşanmış ebeveynler çocuklarına daha mı kötü davranıyorlar gibisinden bir araştırma sorusu formüle edilebilir. Bu arada araştırmalarda zaman boyutundan da bahsetmekte yarar var. İki tür aslında araştırmalarımıza zaman boyutu giriyor. Birincisinde tıpkı bir fotoğraf çeker gibi, snapshot alır gibi genişlemesine araştırma yapıyoruz. Bir olgu hakkında belirli bir zamanda olabildiğince farklı kesimlerden bir örneklem alıp olguyu tanımlamak ya da açıklamak için analiz etmek. Tekrar ediyoruz. Yani örneğin diyelim ki 2011 yılındaki moda yönelimleri nelerdir dediğinizde kırda, kentte, ne bileyim gece giyilen, gündüz giyilen, okula giderken giyilen her neyse olabildiğince geniş bir örneklem alıp evet 2011 yılındaki moda trendleri bu diyebilmek için. Uzunlamasına araştırmalar ise bir olgu hakkındaki gözlemleri daha uzun zamana yayarak o olguyla ilgili yönelimleri farklı gruplar ya da aynı gruplar üzerindeki o olgunun etkilerini araştırmak anlamına. Yani daha uzun sürede gerçekleştirilen araştırmalardan söz ediyoruz. Birincisi snapshot demiştik, bir resim çekme. İkincisi ise çok daha uzun sürede belirli bir olgunun etkilerine bakma. Örneğin nüfus sayımları hani genişlemesine araştırma olarak düşünülebilir. Çünkü işte 5 yılda bir, 10 yılda bir resim çekiyorsunuz ve Türkiye'de doğurganlık oranı şudur, işte ne bileyim eğitim oranı şudur vesaire diyorsunuz. Oysa uzunlamasına araştırmalarda ise daha uzun zamanda acaba Türkiye'deki diyelim ki nüfus karakteristikleri nasıl değişiyor bunu görmek açısından. Birkaç örnek verecek olursak genişlemesine araştırmalarda nüfus sayımlarını biraz önce söylemiştik. Örneğin ön yargı hakkında ulusal bir araştırma yapıyor olabilirsiniz. Yani kimler daha çok ön yargılı, eğitimli, eğitimsiz, kırda, kentte yaşayanlar, kızlar, erkekler her neyse. Açıklayıcı genişlemesine incelemeler zamanla oluşan nedensel süreçleri anlamayı amaçlamaktadır. Ama unutmayalım, varılan sonuçlar sadece belirli bir zamanda yapılan gözlemlere dayanır. Resim çekme derken kastettiğimiz şey o. Öte yandan uzunlama araştırmalarda zamana yayılmış bir araştırmadan söz ediyoruz. Örneğin yönelim araştırmaları, trend analizi dediğimiz şey, diyelim ki Türkiye'deki nüfus artış hızı yönelimleri neler? İşte son 50 yıldaki yönelimleri ortaya çıkarmak istiyorsanız, o zaman son 50 yıldaki nüfus sayımlarının sonuçlarına bakarak, örneğin doğurganlık oranında nasıl bir düşüş gözlendiğini bu yönelim araştırmasında ortaya çıkarmak mümkün. Grup araştırmaları ise spesifik gruplarda zamanla meydana gelen gelişmelerin araştırılması. İşte İşte diyelim ki Kıbrıs gazilerinin yaşam koşulları nelerdir? Böyle bir araştırmada, grup araştırmasında diyelim ki belirli bir yılda bir grup Kıbrıs gazisi üzerinde araştırma yapıyorsunuz. Sağlık durumu nedir, psikolojik sorunları nedir vesaire falan filan gibi. Bir süre sonra aynı araştırmayı başka bir grupla tekrar ediyorsunuz. Bir süre sonra aynı araştırmayı yine başka bir grupla tekrar ediyorsunuz. Tabii burada diyelim ki yıllar arasında aynı denekleri kullanmadığınız için, belki de isteseniz de kullanamayacağınız için, belki bazı Kıbrıs gazileri öldü, her neyse. Buna grup araştırmaları diyoruz. Dolayısıyla da zaman içerisinde bu grupların araştırmasını yaptığınız olgu ile ilgili değişiklikler neler, bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Panel araştırmalarında ise her seferinde aynı kişiler üzerinde araştırma yapıyoruz. Örneğin biraz önceki Kıbrıs gazileri ile ilgili araştırmada farklı kişilerle görüşüyoruz demiştik. Diyelim ki 1900 örneğin 75'ten itibaren Kıbrıs gazilerini alıp her 10 yılda bir onlar üzerinde aynı araştırmayı aynı kişilerle yapıyor olsanız, o zaman bu panel araştırması türüne girecek. Dolayısıyla zaman içerisinde aynı kişiler üzerinde ne tür etkiler yaptıkları öğrenilmiş olacak. Bir örnek panel araştırması ile ilgili, örneğin insanların evlilik ya da ayrılmadan dolayı kilolarının arttığı bulunmuş yapılan bir araştırmada. Bu araştırmada denekler tam 20 yıl süreyle izlenmişler. Önce medeni durumlarındaki değişiklik, arkasından da kiloları. Dolayısıyla da bu değişiklikler işte vücut kitle indeksi temel alınarak, yani ağırlığın boya bölümü temel alınarak medeni durumla, evlilik, boşanmışlık vesaire ile ilgili karşılaştırılmış. Ama ortaya çıkan evliliğin ve boşanmanın insanların kilosunu etkilediği yönünde genellikle kilo alınıyor. Bu araştırma 10.000'den fazla insana dayanıyormuş. Araştırma tasarımı, bir araştırmanın nasıl yapılacağı, iki temel sorunun cevaplanması ile ilgili. Birincisi, mümkün olduğu kadar açık bir biçimde araştırılacak sorunun tanımlanması lazım ki bunu biz kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme aşamalarında yapıyoruz. İkincisi de araştırma için en iyi yolun, yöntemin ne olduğuna karar verilmesi. Yani araştırma yönteminin seçilmesi, varsa örneklerin seçilmesi, veri toplanması, verilerin temizlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. Araştırma yöntemlerini daha önce görmüştük ve örnekler de vermiştik, nicel ve nitel yöntemlerden. Dolayısıyla da bir kez bu yöntemlere karar verildikten sonra ikinci önemli soru istatistik testlerle ilgili. Eğer nicel araştırma yapmak söz konusuysa ilk düşüneceğimiz şeylerden bir tanesi verileri analiz etmek için hangi testlerin kullanılacağını kararlaştırmalıyız. Çoğu zaman bu karar maalesef sona bırakılıyor. Yani araştırmacı anketi tasarlıyor, verileri topluyor, istatistik yazılıma giriyor vesaire. Ondan sonra ben şimdi bunlara hangi testi uygulayacağım sorusunu soruyor. Bu doğru değil. Özellikle tez yapma aşamasında olan kişilerin sık düştükleri bir yanılgı. Daha başından, en başından ben ne tür veriler toplayacağım ve bu veriler üzerinde hangi testleri uygulayabilirim sorusunun cevaplanması lazım. Bunu cevaplayabilmek için de daha önce gördüğümüz aşamalarda, örneğin ampirik verilerle test edilebilir araştırma sorusu ya da hipotez kurmak, bağımlı bağımsız değişkenleri belirlemek, bunların sayısını belirlemek, değişkenlerin türlerini belirlemek, sürekli süreksiz, hangi ölçme düzeyinde veri toplayacağımızı belirlemek, sınıflama, sıralama, aralıklı, oranlı gibi Bütün bunlar daha sonra yapabileceğimiz istatistik test türlerini de belirliyor aynı zamanda. Örneğin siz verilerinizi sadece sınıflama ya da sıralama ölçeğiyle topladıysanız, bu veriler üzerinde daha sonra ne yaparsanız yapın parametrik test uygulayamazsınız. Dolayısıyla bu açıdan istatistik testlerin en başında araştırmanın düşünülmesi lazım. Peki hangi istatistik test kullanılacak? Araştırma yöntemleri kitaplarından bir tanesinde araştırmacının bu soruyu yanıtlayabilmek için şu aşağıdaki sorulara öncelikle yanıt vermesi gerekli deniliyor. Birincisi, ne tür veriler toplayacağım? İkincisi, araştırmamda kaç bağımsız değişkenim olacak? Üçüncüsü, hangi araştırma tasarımını kullanacağım? Dördüncüsü, araştırmada bağımsız ölçümler mi yoksa tekrarlı ölçümler mi yapacağım? Ve son olarak, veriler parametrik mi yoksa parametrik olmayan mı? Non-parametrik mi olacak şeklinde. Şimdi sırasıyla bu 5 sorunun cevapları üzerine biraz daha duralım. Veri türü, birinci soru. Araştırmada her denekten bir ya da daha çok puan mı kaydedilecek? Yoksa deneklerden sadece sıklık verileri mi toplanacak? Birincisiyle daha çok şeyler yapabilirken ikincisiyle yapabilecekleriniz kısıtlı. Örneğin ülkelere göre trafik kazası sayılarını karşılaştırmak sıklık verilerine, ama değişik ülkelerin sürücülerinden oluşan bir örneklem seçip her sürücünün yaptığı kaza sayısını kaydetmek skor verilerine örnek. Dolayısıyla skorlar kişilere özel farklı değerler olacağı için siz bunlar üzerine gruplamalar yapıp daha değişik istatistik testler uygulayabilirsiniz daha sonra. Ama sıklık verileri üzerine muhtemelen yapabileceğiniz en gelişmiş test maalesef iki kare testiyle sınırlı kalmak zorunda. Dolayısıyla da sınırlayıcı. Öte yandan skor verisi topluyorsanız ölçme düzeyine karar vermeniz gerekiyor. Yani hangi düzeyde ölçeceksiniz bunları? Sınıflama, sıralama, aralıklı, oransal veriler mi biçiminde? İkinci sorumuz bağımsız değişken sayısı ile ilgili. Bağımsız değişken sayısı ve bunların kategorileri önemli. Bu değişkenlerden bazıları araştırmacının kontrolü altındadır, bazıları değildir. Örneğin cinsiyet erkek ve kadın biçiminde genellikle sınıflanır. Ama bazılarını da değiştirebilirsiniz. Mesela bir bellek testi içeriyorsa yapacağınız araştırma, deneklerin herhangi bir testin sonucunu şu kadar saat, şu kadar gün, şu kadar hafta sonra hatırlayıp hatırlamamalarını pekala siz kararlaştırabilirsiniz. Buna göre de sizin elinizde bir miktar daha güç var demektir bağımsız değişken sayısı açısından. Tabi burada bağımlı değişkeni de düşünmekte yarar var. Biz bağımlı değişkenin birden fazla olduğu istatistik testlere hiç değinmedik. Örneğin çoklu, ANOVA vesaire gibi. Ama daha ileri araştırmalarda bunlar da söz konusu. Bağımsız değişkenin kaç tane olacağının yanı sıra bağımlı değişken üzerinde de düşünmek lazım. Tasarım türü. Yapacağınız araştırma, bu tabi özellikle nicel araştırmalar için söz konusu. Deneysel bir araştırma mı olacak? Yoksa korelasyonel bir çalışma mı olacak? Deneysel araştırma ise tabii ki araştırmacının manipülasyon imkanı daha fazla. Grupları, koşulları değiştirebilir, aralarında fark olup olmadığını test edebilir. Örneğin kişilerin yaş gruplarına göre sürüş yetenekleri birbirinden farklı mı? İnsanlar yaşlandıkça sürüş becerileri de azalıyor mu dediğinizde, o zaman değişik yaş gruplarında gruplar seçip arkasından da farklı koşullar yaratabilirsiniz. İşte şehirde sürüş, kırda sürüş, şu kadar hızlı sürüş, bu kadar hızlı sürüş gibi. Dolayısıyla bu bir deneysel çalışmaya örneği. Öte yandan eğer siz sadece değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını test etmek istiyorsanız, örneğin yaş ile sürüş yetenekleri arasında bir ilişki var mı, diyelim ki aldıkları trafik cezası sayısına göre vesaire, o zaman sadece iki değişken arasındaki korelasyona bakıyorsunuz demektir. Bu tür araştırmalara korelasyonel araştırmalar deniliyor. Bir diğer soru, araştırmanızda bağımsız ölçümler mi yapacaksınız yoksa tekrarlı ölçümler mi? Bundan kasıt şu, bağımsız ölçüm dediğimizde her deneyin sadece bir durum, bir koşul için size veri sağlamasını kastediyoruz. Daha sonra da farklı grupları karşılaştırıyoruz. Örneğin yaş gruplarına göre sürüş becerilerinden söz ediyorsak, o zaman diyeceksiniz ki işte şu yaş grubunda şu kadar trafik cezası alınmış vesaire gibi bir durum söz konusu. Yani bağımsız ölçümden söz ediyoruz. Öte yandan tekrarlı ölçüm yapıyorsak, ki bunun örneğini ANOVA testlerinde görmüştük, ayrıntılı bir örneğimiz yoktu ama orada şöyle bir şey söylemiştik, işte insanlara belirli miktarda alkol verildikten sonra seçicilikleri ne kadar etkileniyor diye farklı gecelerde farklı alkol miktarları alan aynı kişilerin seçicilik miktarı ölçülürse burada tekrarlı ölçüm yapmış oluyoruz. Yani her deneye birden fazla durum koşul için veri sağlama imkanı veriyoruz diyelim ki. Tabii bu ikisinin bileşimi de olabilir, karma tasarım dediğimiz tasarımlar. Bu durumda bazı denekler sadece bazı durumlar için size veri sağlar, bazıları ise tüm durumlar için ya da hiçbir durum için veri sağlamayabilir. Dolayısıyla bu ne tür bir istatistik test yapacağınızı da belirleyen bir etmen. Çünkü hatırlayacaksınız önceki derslerimizde bağımsız örneklem T testinden söz ettik örneğin. Bağımlı örneklem T testinden söz ettik. Bunun gibi tekrarlı ANOVA'dan söz ettik. Dolayısıyla bunlar belirleyici. Son olarak toplayacağımız verilerin parametrik mi, non-parametrik mi olduğu önemli. Önceki derslerimizde uzun üzerinde durduğumuz gibi parametrik testlerde verilerin normal dağılıma uygun olduğu varsayımı var. Verilerin aralıklı oranlı ölçüm düzeyinde veri toplanarak ölçülmesi söz konusu. Ve bu her durum ve koşuldaki skorlar arasındaki varyansın birbirine benzemesi önemli. Çünkü birbirine eşit olması değil ama birbirinden çok da farklı olmaması. Çünkü farklı olduğu zaman özellikle genelleme yapmayı planlıyorsak örneklemlerin farklı evrenlerden gelmiş olduğu varsayımını test etmiş oluyoruz böylece. Parametrik olmayan testlerde ise yukarıdaki koşullardan herhangi biri sağlanmadığı zaman o zaman parametrik olmayan test uygulamamız gerekiyor. Ve gene daha önce değindiğimiz gibi parametrik testler daha güçlü. Eğer değişkenler arasında, gruplar arasında fark varsa bu farkı fark etme gücü daha fazla parametrik testlerin, non-parametrik testlerin ise daha az. Burada hangi testi uygulayacağımızla ilgili oldukça ayrıntılı bir şekil var Field ve Hall'un kitabından alınma. Hızlıca gidecek olursak, biraz önce cevapladığımız 5 sorunun yanıtlarına dayanarak sonuçta hangi testi yapacağımıza karar veriyoruz. Örneğin birinci sorumuz veriler sıklık mı belirtiyor yoksa skor mu demiştik. Eğer sıklık belirten veriler söz konusuysa sol tarafta kaç bağımsız değişkenimiz var ona bakacağız. 1 ise k kare uyum iyiliği testi uygulayacağız. 2 ise k kare ilişki testi uygulayacağız. Yok eğer veriler skor içeriyorsa, o zaman yapacağımız araştırmanın türü deneysel bir araştırma mı olacak, yoksa korelasyonel bir ilişkiye baktığımız korelasyonel araştırma mı olacak sorusunu cevaplamamız lazım. Bu soruyu cevapladıktan sonra eğer korelasyonel bir araştırma yapacaksak, yani değişkenler arasında korelasyon olup olmadığına bakacaksak, o zaman da verilerimizin parametrik mi, yani normal dağılıma uygun, aralıklı oranlı, ölçekle toplanmış, varyansları birbirine benzer mi yoksa değil mi olduğuna bakacağız. Benzerse, yani parametrikse, o zaman Pearson'ın R testini kullanacağız. Yok eğer veriler non-parametrikse, Spearman'ın Roe testini kullanacağız. Geçelim deneysel araştırmalara. Deneysel araştırmalarda ikinci sormamız gereken soru, araştırmada kaç bağımsız değişkenimiz var? Eğer birden fazla bağımsız değişkenimiz varsa, o zaman varyans analizi, ANOVA yapacağız. Bunun da türlerini görmüştük. Kimisi bağımsız ölçümlere dayanıyor, her birinde farklı gruplar size veri sağlıyor. Kimisinde ise tekrarlı ölçümler vardı, aynı denekler size farklı koşullarda, durumlarda veri sağlıyor. Ya da bunların bileşkesi olan karma ölçümleri uygulayabiliriz, birden fazla bağımsız değişkenimiz var ise. Yok eğer bir bağımsız değişkenimiz varsa, o zaman sormamız gereken soru, ölçümlerin bağımsız ölçümler mi olduğu yoksa tekrarlı ölçümler mi olduğu? Eğer bir bağımsız değişkenimiz var ve bağımsız ölçümler yapacaksak, sormamız gereken soru, kaç tane grubumuz var? 1 mi, 2 mi yoksa 2'den fazla mı? Eğer bir grubumuz olacaksa ve verilerimiz parametrikse, o zaman tek örneklemle T testi yapacağız. En soldaki seçenek. Ya da verilerimiz parametrik değilse binom testi yapacağız. Eğer bağımsız ölçüm yapıyor ve iki grubumuz varsa, o zaman verilerimiz de parametrikse bağımsız örneklem T testi yapacağız. Yok eğer verilerimiz parametrik değilse Mann-Whitney non-parametrik testini yapacağız. Bağımsız ölçümlerde grup sayımız 2'nin üzerindeyse, 3 ve daha fazlaysa, o zaman veriler de parametrikse tek yönlü ANOVA yapacağız, varyans analizi. Yok eğer veriler parametrik değilse Kruskal-Wallis testi yapacağız. Bir bağımsız değişkenimiz var ve tekrarlı ölçümler yapıyorsak, o zaman denekleri kaç koşulda test ediyoruz, buna bakmamız lazım. 2 mi yoksa 2'den fazla mı? Yok eğer iki koşulda test ediyorsak, o zaman bağımsız örneklem T testini tekrarlı T testi olarak parametrik veriler üzerinde yapacağız demektir. Eğer verilerimiz parametrik değilse, o zaman Wilcox'un testi yapacağız demektir. Öte yandan ölçüm sayısı 3 ve daha fazla olacaksa, o zaman veriler de parametrikse tek yönlü tekrarlı varyans analizi yapacağız. Veriler parametrik değilse Friedman testi yapacağız. Şimdi bu testin, bu 5 sorunun cevabına dayanan testi yaptıktan sonra hangi istatistik testi seçebileceğimize bir örnek üzerinden giderek bakalım. Bu örnek Field ve Hall'ın kitabından alınma bir örnek. Burada verilen örnek şuna dayanıyor. Psikologlar deneklerin korkularını yenmek için genellikle o denekleri neden korkuyorsa ona maruz bırakıyorlar. Buna flooding deniliyor. Örneğin örümcekten korkuyorsa örümcek olan bir odaya kilitliyor. Ondan sonra işte ses gelmeyene kadar bir şekilde orada tutuyor ki korkusuyla yüzleşsin diye. Ya da yüksek yerden korkuyorsa yüksek yere götürüp o korkusuyla yüzleşmesini sağlamaya çalışıyor. Diyelim ki bir araştırmacı bu tekniğin, yani deneklerin korkusuyla yüzleşmesinin o kişilerin korkularını yenmede ne kadar bir gelişme sağladığını görmek istiyor. Ve bunu 4 farklı grup üzerinde yapmak istiyor. İşte o gruplarda örümcekten korkanlar, yılandan korkanlar, yüksekten korkanlar ve loş klostrofobik yerlerden korkanlar biçiminde 4 grup olsun. O zaman bizim yapmamız gereken şey, kişileri bu korkularıyla yüzleştirdiğimizde hangi durum ya da durumlarda hasta diyelim ya da korku sahibi diyelim bir gelişme kaydettiği ya da daha fazla gelişme kaydettiği, bunu ölçmek. Burada gelişme, ilerleme korkusunu yenmesi açısından diyelim ki 1 ile 7 arasında Likert ölçeğine göre bir sıralama ölçümü yapmak istiyoruz. Eğer 1 ise korkusuyla yüzleştiği zaman daha kötü oldu, 7 ise çok daha iyi olduğu anlamı çıkacak bir şekilde, 4 ise işte hiçbir değişiklik yok anlamına. Şimdi böyle bir senaryoda daha önce sorduğumuz 5 soruyu tekrarlayarak acaba nasıl bir istatistik test seçeceğimize karar verelim. İlk sorumuz ne tür veri toplayacağız biçimindeydi. Bu veriyi düşündüğümüzde bizim bağımlı değişkenimiz nedir? Deneyin algıladığı korkusundaki ilerleme, yani korkusu daha mı kötüleşti yoksa daha mı iyileşti? Dolayısıyla da biz her deneyi böyle bir korkusuyla yüzleştirme seansından sonra bu korkusunu yenip yenmediği konusunda demin de dediğimiz gibi 1 ile 7 arasındaki bir Likert ölçeğine göre sorularımızı cevaplamasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla da burada biz aslında sıralama verisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla diyeceğiz ki işte mesela 6'yı işaretleyen kişi 4'ü işaretleyenden korkusunu yenme konusunda daha fazla ilerleme kat etmiş. Ama tabii ki bu aralıklar eşit değil. Sadece böyle bir çıkarsamada bulunabiliyoruz. Dolayısıyla da bu sıralama verisi. Dolayısıyla da skor verisi diye gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra sormamız gereken soru, kaç tane bağımsız değişkenimiz var? Burada bağımsız değişken olarak elimizde bir bağımsız değişken var. O da korku türü daha doğrusu. Ve 4 grubumuz var. Yani yılandan korkan, örümcekten korkan, yüksekten korkan ve klostrofobik olanlar olmak üzere. Dolayısıyla bu sınıflama değişkeni olmak durumunda, tıpkı cinsiyet gibi. Ama düzey açısından tabii ki siz buradakileri işte atama açısından belirli gruplara, belirli kişileri atamak değil de belirli bir korkusu olduğunu söyleyen kişiyi o gruba seçiyorsunuz. Eğer yılan korkum yoksa o grupta yer almam gerekmiyor. Dolayısıyla burada bir bağımsız değişkenden söz ediyoruz özet olarak. Peki ne tür bir tasarımdan söz ediyoruz? Yani deneysel bir tasarım mı yoksa korelasyonel bir tasarım mı? Belli ki psikolog burada korkuyla yüzleştireceği için denekleri bir deney yapmak istiyor. Dolayısıyla deneysel bir araştırma yapıp bu 4 korku türü arasında ilerleme olup olmadığına bakacak skorları değerlendirmek. Dördüncü soru ise tekrarlı ölçümler mi yapacağız yoksa bağımsız ölçümler mi yapacağız biçimini. Düşünecek olursanız burada 4 grup var, birbirinden bağımsız ölçümler yapacağız. Yani hiçbir denek grubu bize birden fazla veri sağlamayacak. Dolayısıyla her fobik korku sahibi olan sadece bir grupta yer alabilecek ve bize bir skor sağlayacak. O da kendi algısına göre korkusunu yenmede gelişme kaydetti mi, etmedi mi sorusu. Son olarak ne tür veri toplayacağız? Parametrik veri mi? Parametrik olmayan veri mi? Bu soruya baktığımız zaman, yani veriler normal dağılmış olabilir mi yoksa normal dağılmamış mıdır sorusuna cevaplayacağız. Aynı şekilde hangi ölçüm düzeyinde toplandığına bakacağız. Tabii ki bunu görebilmek için öncelikle belki verilere bakmak lazım. Ama sıralama verisi topladığımız için herhalde burada verilerimizin aralıklı, oranlı olmadığını söylemek yanlış değil. Dolayısıyla buradaki ölçümler sıralama ölçümleri. O zaman bu 5 soruyu da sorduktan sonra biz buradaki şeklin en başından başlayıp hangi testin muhtemelen bizim araştırmamızda kullanılabileceğini ortaya çıkarabiliriz. Öncelikle veriler sıklık mı yoksa skor mu sorusu. Skor olduğu için, çünkü insanlar algıladıkları iyileşme, ilerleme şeyini bize skor olarak veriyorlar, puanını. O zaman k² zaten düşüyor. Yani bu veriler üzerinde k² uygulayamayız. Çünkü sıklık verisi değil. Daha sonra sormamız gereken soru, ne tür bir araştırma yapıyoruz? Deneysel mi? Korelasyonel mi? Demin de söylediğimiz gibi deneysel bir çalışma yapıyoruz. Peki hemen arkasından kaç bağımsız değişkenimiz var? Ve ne tür bir ölçüm yapacağız? Burada deneysel olduğu için korelasyoneli zaten çıkarıyoruz. Dolayısıyla kaç bağımsız değişken, ne tür ölçüm yapacağıza geldi soru. Bağımsız değişkenimizin 1 olduğunu söylemiştik. O da deneklerin algıladığı ilerleme miktarı ya da puanıydı, sıralama verileriyle ölçülmüş olan. Dolayısıyla biz buraya geliyoruz. Peki nasıl bir ölçüm yapıyoruz? Bağımsız ölçüm, yani her 4 tane grup var burada. Bunlar üzerinde bağımsız test yapacağız. Bu bizim bir sonraki sorumuzu da yanıtlıyor. Kaç grup var? 4 grup var. Yılandan korkan, örümcekten korkan, yüksekten korkan, loş yerlerden korkan diye. O zaman şu yola geliyoruz. 3 ve daha üstü. Ne uygulayacağız buna? 2 seçeneğimiz kaldı. Ya tek yönlü ANOVA ya da Kruskal-Wallis. Başından bu yana verilerimizin muhtemelen normal dağılmayacağını, çünkü sıralama verisi üzerinde çalıştığımızı söylüyoruz. Dolayısıyla parametrik olmayacağı için veriler, geriye bir tek bu veriler üzerinde bize Kruskal-Wallis testi yapma şansını bırakıyor. Gördüğünüz gibi bu tablo üzerinden bu soruları dikkatlice sorarak cevaplarımızı bulup hangi testin uygulanacağına karar verebiliyoruz. Evet, bu derste ve önceki derslerde birçok test üzerinde durduk. Ama tabii bu testlerin bu kadarla sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Bu derslerde temel parametrik ve non-parametrik testleri gördük. Daha ileri araştırma yöntemleri dersinde bu derslerde işlemediğimiz testlerde var. Biraz önce non-parametrik testlerden söz ederken bağımlı değişken sayısına da bakmak gerektiğini söylemiştik. Örneğin bağımlı değişkenin birden fazla olduğu durumları biz hiç konuşmadık. Böyle bir durumda tabii çoklu varyans analizi uygulamak gerekebilir. Multiple ANOVA diye bilinen. Ya da biz örneğin çoklu regresyondan bahsettik ama parametrik veriler üzerinde uygulanmasını örnek olarak aldık. Halbuki daha karmaşık sınıflama verileri üzerinde de regresyon analizleri yapılabilir. Buna lojistik regresyon deniliyor. Ya da örneğin faktör analizinden ki bir veri azaltma tekniğidir, hiç söz etmedik. Bunun gibi bu derste söz edilmeyen birçok testi sıralayabiliriz. Ama başlangıç düzeyinde bir araştırma yöntemleri dersi için en temel parametrik ve parametrik olmayan testlerimizi bu ders boyunca gördük. Dolayısıyla da en azından dersin araştırmayla ilgili, araştırma süreciyle ilgili kısımlarını ve parametrik, non-parametrik testleri burada bitirmiş olduk. Bundan sonra bir dersimiz daha var. O derste de araştırma raporu, özet hazırlama, kaynakça hazırlama, atıf yapma, araştırmalarda ahlaki konular, intihal gibi bazı konulara değinip dersimizi tamamlamış olacağız.